Bu videoda Tarık Suresi 6. ayet bilime aykırı mıdır yoksa bilimsel bir mucize midir ona bakacağız. Önce ilgili ayetin öncesini ve sonrasını bir okuyalım bakalım. Tarık 5. İnsan neden yaratıldığına bir baksın. 6. Kuvvetle atılan bir sudan yaratıldı. 7. ayet bel ile kaburga kemikleri arasından çıkar. 8. O Allah yani onu tekrar döndürmeye kadirdir. Tarık 5 ve 8'i okuduk. 6. ayetin kelimelerine bakalım. Hulika min ma'in dafikin. Hulika yaratıldı. Min'den anlam veriyor. Ma'in su, sıvı demek. Dafikin ise kuvvetli atılan. Buradaki su kelimesini bazı Kur'an tefsircileri meni olarak kısa yoldan çevirmişler. Oysa meni olsaydı Kıyame 37 ayetinde olduğu gibi direkt meni olarak söylenebilirdi. Bu meni kelimesi Arapçadan Türkçemize geçmiş ve kullanılan bir kelimedir. Kıyame 37 o dökülen meniden bir damla değil miydi? Burada min meniyin der ki meniden anlamı vardır. Türkçe'ye de aynı şekilde meni olarak geçmiştir, sperm anlamındadır. Oysa Tarık suresinde meni değil, ma yani su diyor. Tekrar Tarık suresine dönelim. Tarık 5. ayette insan neden yaratıldığına bir baksın derken konu insandır. 6. ayette kuvvetle atılan bir sudan yaratıldı derken konu atılan sudur. 7. ayette bel ile kaburga arasından çıkan derken konu yine sudur. 8. ayette ise onu tekrar döndürmeye kadirdir derken kıyamet günü insanın yeniden yaratılışından bahsedilmektedir. Şimdi gelelim insanın yaratıldığı suyun ne olduğuna. Bel ile kaburgalar arası bilindiği gibi karın boşluğudur ve bu karın boşluğunda pek çok organ vardır. Kur'an bize üreme suyunun bu organlarda yapıldığını haber veriyor. Öyleyse kadınlarda çocuk oluşum mekanizmasının başlangıcına bakalım. Kadın üreme organlarında yumurtalık yani ovaryum üzerinde ayda bir defa folikül yani içi su dolu baloncuk oluşmakta ve bu folikül patlayarak içindeki yumurta yani ovum hücresini fallop tüpüne doğru hızla fırlatmaktadır. Baloncuktaki bu patlama sonucu meydana gelen tazyikle fırlatılma olayı sayesinde yumurta hücresinin gideceği yere ulaşması sağlanmış olur. Videoda bu folikülden tazyikle fırlayan su içindeki yumurta hücresini görüyorsunuz. Hatta yumurta hücresinin tutunma yerine yani rahime varmayıp farklı noktalara tutunmasına ise dış gebelik denir ki yumurta tazyikle fallop tüpüne fırlatıldığı için bu ihtimal azalır. Su denmesinin erkeğe bakan yönü ise sperm kanalı erkekte karında dolaşır ve meninin sıvısı testislerde değil de özellikle prostat ve diğer bezler gibi karın boşluğunun içinde organlarda oluşturulduktan sonra dışarı atılır. Evet, meninin suyu da testislerde değil bel ile kaburgalar arasında eklenir. Bu su ise atılan spermin %95'inden fazlasını oluşturur. Yani bu su testislere hiç uğramaz. Direkt karın boşluğunda yapılır ve spermi yoğunlaştırıp çoğaltarak dışarı atılır. Bu iki olay tam da ayette belirtildiği gibi bel ve kaburgalar arasında yani karın boşluğunda meydana gelmektedir. Öyleyse bu ayet bilimle ters düşmemekte, aksine kimsenin foliküllerden ve spermin suyunu oluşturan prostat bezinden haberi olmadığı zamanlarda karın boşluğunda bulunan böyle bir kuvvetle atılan sudan bahsetmesi onun mucize yönlerinden bir tanesini göstermektedir. Ayette eğer su yerine meni kullanmış olsaydı bilimsel bir hata olabilirdi. Fakat başka ayetlerde meniden bahsederken bu ayette meni yerine su deyip ve bu suyun yerini de karın boşluğu olarak bildirmesi apaçık bir şekilde taşları yerine oturtur. Ve taşların ustaca yerine oturtulmuş olduğu bir binada çok mahir bir ustanın çalıştığını anlayacağınız gibi Kur'an'ın da insanüstü bir bilincin sözleri olduğu rahatlıkla anlaşılabilir.